Misafirlerimiz, değerli basın mensupları, emniyet teşkilatımızın görevli arkadaşlar, Ankara gücünün kıymetli değil, delegeleri, değerli delegeleri, camiamızın neferleri, olağanüstü kurulumuza hoş geldiniz. Olağanüstü genel kurulumuzun açılışını yapmak için huzurlarınızdayım. Pardon, özür diliyorum. Olağan. Şimdi arkadaşları ben uyardıydım. Burada da olağanüstü yazıyordu. Onu düzelttik. Olağan genel kurulumuz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, şimdi camiamızın tarihini bilmeyenimiz yok. Elhamdülillah bir 105 yıla ulaştık. Bu 105 yıllık tarihi çınarın geçirmiş olduğu, bu zamana kadar yaşanmış olduğu olaylar genelde hepimizin malumu. Ama bu mahpus tarihimizin içerisinde anıldığımız yerlerde işte Kongreler Kulübü olarak anılmaya hala da devam ediyoruz. Ama gelin görün ki bizim yapmış olduğumuz mücadelenin tarihte de hiçbir kulüpte olmadığını da göreceksiniz. Kayda değer insanların yapmış olduğu Ankara gücü için bu zamana kadar her kim olursa olsun ta ki 1910 31 Ağustos ilk başkanımız Kazım Bey'den bu tarafa rahmete gitmiş insanlara rahmet diliyorum. Ama Ankara gücü için bir çivinin üstüne çivi çakmış herkesi de saygı ve sevgiyle buradan anmak istiyorum. Bu kim olursa olsun, burada şahsiyetler önemli değil. Kısa bir bilgi vereyim. Biz şimdi biliyorsunuz, Sayın Mehmet İğner döneminde başkan vekiliydim ben. Allah nasip etti, başkanlık da yaptı. Kısa bir dönem de olsa. Doğrudur, bu bir emanetti. Ben bu emaneti aldım. Ve bu emaneti aldıktan sonra da yapmam gerekenlerin bilincinde olarak bir takım şeyleri yapmaya çalıştım. Kendi gücümün yettiğince. Ama ben bu yolda yalnız değildim. Niye yalnız değildim? Yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımız, taraftar gruplarımız her şekilde bize destek verdiler. Ve bu desteği verirlerken de bu işleri alenen nasıl, ne şekilde yapılır? İnanın dosta, düşmana, herkese gösterdiler. Bizim tek düşüncemiz Ankara gücünün yaşaması, tarihten gelen etkinliklerle, düşünün ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bize bir emaneti olan Cumhuriyet'ten büyük, Cumhuriyet'in her sayfasında, her satırında anısı ve tarihi olan Ankara gücünün bu zamana kadar geçmiş Kurtuluş Savaşı da dahil nasıl mücadele ettiğini, şehitler verdiğini, gazilerimizin olduğunu herkesin bilip bu maneviyat içerisinde birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu düşünceyle bu mücadelenin içerisine girdik. Girdiğimizde fazla da polemiğe girmek istemiyorum. Yani insanların şahsiyetleriyle ilgili bizim bir problemimiz yok. Bizim tek problemimiz Ankara gücü. Ankara gücüne yapılmış veya yapılmayan şeyler. Doğrusu da vardır, eğrisi de vardır. Doğrudur. Yanlış da yapmış olabiliriz. Bu dönem içerisinde eğer kendi şahsıma söylüyorum, kırdığım, üzdüğüm bir arkadaşım varsa da bana hakkını helal etmesini istiyorum ve özür de diliyorum. Ama bunu yaparken bakın ben burada bir camianın başkanı olarak konuşuyorum. Beni kimse sevmeyebilir. Veya daha önceki başkanlık yapmış arkadaşlarımız da sevmeyebiliriz. Ama biz camiamızdaysak, biz camiamızın başındaki koltuğu işgal eden insana her ne olursa olsun saygı duymak zorundayız. Ve bunu da arkadaşlarımız sağ olsunlar yaşattılar, gördük. Dünyadaki konjonktüre bakıyorsunuz, şampiyon çıkarmayan tek başkentiz.
Baktığınızda şimdi takımımız aslanlarıydı. Hepsinin anlarından öpüyorum, başarılar diliyorum. Şu anda biliyorsunuz müsabaka oynanıyor. İnşallah oradan da başarılı bir sonuçla gelirler. Ama şunları unutmayalım. Biz birliğimizi, dirliğimizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Ve biz bu birliği ve dirliği göstermek amacıyla şu son dönemde yaşanan olaylarla ilgili arkadaşlarımızla beraber oturduk, bir karara vardık. Ne kararı bu? Dedik ki ya bir platform oluşturalım. Bu platformun içerisinde bugüne kadar işte Ankara Gücü'ne gönül vermiş. Daha önce ya şu grupta bu grupta değil de biz birliğimizi beraberliğimizi göstermediğimiz sürece yok olmaya mahkumuz. Bunu hepimiz anladık. Ve bu birliği yaşatabilmek için sağ olsun arkadaşlar duyarlılık gösterdiler. Ankara Gücü yaşasın. Birliği adı altında bir platform oluşturdu. Ve bu platformda bazı kararlar aldık. Neydi bu kararlar? Ya biz kaç kişiyiz? Biz Ankara Gücü'yüz. 5 milyon nüfusu olan bir şehirde yaşıyoruz. Ama sahibimiz yok. Arkadaşlar Ankara Gücü'nün sahibi var. Bakın buradayız. Bakın buradayız. Birilerine göre doğrudur. Ha belki maddi olarak ihtiyaçlarımızdan dolayı bizlere sahip çıkılmadı. Ama Allah hepinizden tek tek razı olsun ki maneviyata sahip çıktınız. Maneviyata sahip çıkıldığı yerde ecdada sahip çıktınız. Hangi millet olursa olsun iyisiyle kötüsüyle ecdadına sahip çıkmayan bir millet zaten millet olamaz. Ha bizim ecdadımızda da vardır. Doğruları vardır, yanlışları vardır. O ecdadın doğrusu da bizim, yanlışı da bizim. Biz onların torunlarıyız. Bunun içindir ki gelinen noktada bir takım çalışmalar yapıldı. İlçe belediyelerine gidildi. Randevu talepleri istendi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Malumunuz kamuoyundan takip etmişsinizdir. Gidilen, görülen yerlerde işte Ankara Gücü'ne destek istenildiği zaman herkes bir takım şekillerde yani tabiri caizse nezaketen bizi geri çevirdiler. Ha biz de aldık bunları yazdık. Yazmak mecburiyetindeyiz. Yapacağımız bir şey yok. Eğer ki biz Ankara'mızın armasına, Ankara'mızın markasına sahip çıkmazsa bizden başka da kimse sahip çıkmaz. Ya değerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunu sahiplenmek de o kadar kolay olmuyor. Zor oluyor. Bazı şeyler tamam kavga. Aa, kavga edelim ama bu zamana kadar bu kulüp yaptığı hiçbir kavgadan karlı çıkmamış. Yani kavga bize hiçbir şey kazandırmamış. Hep kaybettirmiş. Ama biz kavgamızı ederken bu kavgayı yaparken haklı mıyız? Haklıyız. Niye? Gene söylüyorum. Biz dilencilik yapmadık. Kimseden gidip de dilenmedik. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Biz sadece ve sadece Ankara'da Ankara Gücü'nün hakkını istedik. Bu hakkı da bize vermeleri lazım. Bu bir borç. Niye borç? Çocuklarımızın geleceği için bu bir borç. Bizim bakın hepimiz burada belli yaşlara geldik ama arkamızdan gelecek olan çocuklarımız var. Eğer ki biz onlara bir gelecek bırakacaksak değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ve bu değerlerin başında geliyor Ankara'da Ankara Gücü. Ankara Gücü kamu yararına kurulmuş bir dernek. Sizlerin üyesi bulunduğunuz bu kulübün bilin ki kimsesizler yurdundan aldığı çocukları yetiştiriyor. Biliniz ki kendi çocuklarınızı yetiştiriyor. Sokaklardan alıyor. Eğitmeye çalışıyor. Bir mücadele içerisine giriyor. Bu mücadeleyi verirken de katkı destek olması gereken yerler, başta devlet, başta hükümet olmak üzere, belediyeler destek vermesi lazım gelirken bir takım nedenlerden dolayı geri duruluyor. Ama bu nedenlerle ilgili gene söylüyorum, geçmişte kavga etmek bize hiçbir şey kazandırmadı bu zamana kadar, bu zamandan sonra da kazandıracağına inanmıyorum. İsim de zikretmek istemiyorum, polemiğe de girmek istemiyorum. Ama inanın ki Ankara Gücü Ankara'nın hakkını alacak. Kavga etmeden alacak. Dostluklarla alacak. Arkadaşlıklarla, kardeşliklerle alacak.
Bizim kurduğumuz platformun amacı bu. Bakın bu platformun içerisinde bizim taraftar gruplarımızın tamamı var. Eskiden abilik yapmış ama sözü geçen, ya kulübü seviyorum diye biz herkes bu platformun içerisine kabul ettik. Ondan dolayı da o arkadaşlara bu özverilerinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Niye? En son Maraş maçında emniyet teşkilatımızda biz de daha önceki Ankaragücü taraftarı şöyle böyle diyenler gördüler. Neyi gördüler? Cansiper Hane orada olay çıkmaması için mücadele eden kardeşlerimi gene canı gönülden alınlarından öpüp tebrik ediyorum. Bu Ankara güçlülük bu işte. Niye? Aldık cezayı herkes gördü. Çıkan olaylardan gördük arkadaşlar. Yani ikinci ligde oynuyorsunuz. 29 bin lira para cezası alıyorsunuz. Seyircisiz oynuyorsunuz. Ya bizim taraftara ihtiyacımız var. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Biz kendimize küfür ettiğimiz halde ceza alan bir kulübüz. Bunları hepimizin görmesi lazım. Birbirimizi sarılıp kucaklamamız lazım. Bu sadece Ankaragücü için değil. Bakın Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'nın havasını teneffüs ediyoruz. Ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz. Bunu içerken de ne olur kimse bunu yanlış anlamasın. Yok Aleviydi, Sünniydi, Lazdı, Çerkezdi, Kürttü değil. Biz bir milletiz. Bizim milletimizin adı da Türk milleti. Bu buraya koyulurken, bu ismin yani bu milletin başına bu koyulurken muhakkak ki o zamanki büyüklerimiz bunların ne olduğunu anlayarak, bilerek ve belki de bugünleri görerek bunları koydular. Ama gelin görün ki işler memleket meselesine de döndü. Memleket meselesinden ziyadesiyle bize lazım gelen, yine söylüyorum, bakın bir ildeki değerimize sahip çıkamazsak memleketin değerine sahip çıkmayı kimse bizden beklemesin. Biz önce kendi hanemize, yani kendi ailemize sahip çıkacağız. Camiamıza sahip çıkacağız. Ben yine söylüyorum, Ankaragücü hep siyasi partinin önündedir. Biz hiçbir partinin ne temsilcisiyiz, ne de bir başka sözcüsü, öncüsüyüz, değiliz. Biz siyasetin önüne koyduk Ankaragücü'nü. Hepimiz var, bakın içerimizde sağcısı, solcusu her şekilde var. Ama biz bize kim bir adım gelirse biz beş adım gitmekle mükellefiz ve biz on adım gitmeye çalışıyoruz. Ya arkadaşlarımız diyor ki özür dilememiz gereken yerler varsa özür dileyelim. Doğrudur. Bu bir erdemliliktir. Bu erdemliliği aynı şekilde dile getiriyorum. Bizim Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı olarak söylüyorum. Yüreğini, kalbini, gönlünü kırdığımız insanlar varsa hepsinden ben camiam adına özür diliyorum. Ama o erdemliliği, yaptıkları hataları kabul edip bizden de özür dilemelerini bekliyorum. Onun içindir ki arkadaşlar, biz birbirimizi sevip bu birliğimizi, beraberliğimizi yaşattığımız süre içerisinde inanın ki elde edemeyeceğimiz hiçbir güç yok. Bakın burada oda başkanı olan abilerimiz var. Esnafımız. Ankara esnaf, bürokrat, memur şehri. Başka bir şey yok. Ticarette işlerini bilim İstanbul'da bilmem ne holdingin genel merkezi İstanbul'da bilmem ne. Ya burada olanlar da bir takım değerlere sahip çıkması lazım gelirken çıkıyorlar. Abi biz mücadele etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bu mücadele de kimse yanlış anlamasın. Bir anda hemen sihirli değnek dokunacak, şöyle olacak değil. Bakın 3 senedir sancılı dönemlerden geçe geçe geldik buralara. Nasıl geldiğimizi herkes takdire şayan olan şekliyle biliyor. Niye? Gene söylüyorum. Kaynak mı yaratıldı? Kaynak bulundu. İş mi yapılacak? İş yapıldı. Bunlar yapılırken işte transfer mi? Transfer. Artık takıma bakıyorsunuz, takım yerinde, takım oturdu. Takım oynamaya başladı. Ama o çocukları sahaya çıkarabilmemiz, onları moral, motivasyon, onları işleyebilmemiz onlar için çok önemli. Bizim için de önemli. Türkiye liglerinin en genç takımıyla oynuyoruz. Tamamı bizim altyapımız. Bizler yetiştirdik. Adil abiler yetiştirdi. Yani burada hocalarımız yetiştirdi. Bu çocuklara bizlerin sahip çıkması lazım. Niye? İnanın hepimizin birer tane çocuğu var Ankaragücü'nde. Onların başarısı bize onur veriyor, gurur veriyor. Şimdi Ankaragücü'nün altyapısı konuşulmaya başlandı. Niye? Takımlarımız başarılı, çocuklarımız istekli. Bunları yaparken bir Ankaragücü'nün şu andaki tek ihtiyacı olan bu birliği yakalaması ve bir şekilde maddi kaynağı Ankaragücü'ne getirmesi. O borçları biz yapmadık. Bakın onunla polemiğine girmiyorum. Ama biz o borçlardan ödeme yaptık.
hesabı yani sanet yaparsak bu kulübün her ay gideri 1 trilyon. 30-32 trilyon kaynak sağlanmış. E baktığın zaman 30 ay zaten buradasın. Zaten giderlere vermişsin. Ama bunun içerisinde de yaklaşık 30 trilyon civarında Ankara gücünün üstünden borç yükü alınmış. Yani eğer kaynak yaratılmak şeklinde görüyorsan bu 50-60 trilyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Buna baktığınızda biz gidiyoruz işte Nazilli'ye gittik. Nazilli'nin başkanı 1,5 trilyon lira borcu var diye ağlıyor. Diyor ki ödedim başkanım, rahatladım diyor. Aylık giderimiz ne kadar diye soruyorum. Aylık giderleri primde dahil 60 milyar lira. Ankara gücünün 1 trilyon lira. Yani kulübün büyüklüğüne bakın. 2 tane koskoca tesisi var. Ve bu tesisler içerisinde mücadele etmeye hazır taraftar kitlesi, futbolcusu, camiası var. Biz camia olduğumuzu Ankara'da herkese hissettirirsek, ki ben bunu hissettirdiğimize inanıyorum, kurduğumuz platformla hepinizin haberi var. Kısaca ona da değinip açılışı yapacağım. Biz bu platformu kurarken bir karar aldık. Ne dedik? Dedik ki biz birliğimizi, beraberliğimizi gösterelim. Arkadaşlar bir toplanalım. Allah hepsinden razı olsun. %97 katılım sağladık. Gelmeyen arkadaşlar da ya ulaşamadı ya da bir şey oldu. Ama arkadaşlarımızın tamamı teveccüh gösterdi ve o toplantıya geldiler. Bu platform orada oluşturuldu. O platformdan tartıştıktan sonra bir komite oluşturduk biz. Komiteden sonra ilk aldığımız karar, kimse bizi kayda almıyor, artık bizim eylem yapmamız lazım dedik. Ne yapalım dedik? Ya bir yürüyüşü organize edelim. Edelim, avukatı çağırdık, arkadaşlarla oturduk, nasıl olur, ne yapar? Valilikte müsaade almanız lazım. Tamam. Biz gittik, valiliğe müracaatımızı yaptık. Ve valilikten bu iş için müsaade istedik. Hedefimiz neydi? Amacımız neydi? Biz buradaki amacı önümüze şunu koyduk. Dedik ki arkadaşlar, biz Ankara'da bir şeyler yapıyorsak nasıl ki bir Osmanlı Spor'a, bir Buksaş'a, bir Keçiören'e, Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları oluyorsa hiç değilse bir kısmını da Ankara gücüne yapsınlar. Ne yapalım? Biz daha bunları konuşurken inanın medyaya düşer. Ankara gücü taraftarı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne siyah çelenk koymak için yürüyor. Biz öyle bir şey demedik. Biz dedik ki sorduklarında ya arkadaşlar dedim, çiçeğin dilinden anlayan varsa ona göre konuşacağım. Çiçeğin dili mi varmış dediler. Evet çiçeğin dili var. Çiçeğin dili var. Ama biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne giderken hatırlayın konuşmalar oldu. Bir sürü şeyler oldu. Giderken de biz dedik ki ya siyah çelenk koyalım ne olur. Sarı lacivert koyalım ne olur. Bir demet gül atalım ne olur. Biz bunu tartıştık kendi aramızda. Ve şu kanıya vardık, geçmişte kavga etmeyeceğiz arkadaş dedik. Çünkü geçmişte her kavgamız bize zarar verdi. Bizim geçmişle ilgili kavgamız olmayacak. Biz valilikte izin vermedi. Ne dedik? Biz bir güç gösterdik. Herkes inandı bizim o yürüyüşü yapacağımıza. Sizler de inandınız ve destek verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Ama valilik buna müsaade etmeyince biz de dedik ki arkadaşlar biz artık Ankara gücü olarak, Ankara gücü taraftarları olarak, Ankara gücü yaşasın birlik platformu olarak biz kanunsuz, nizamsız işte yokuz dedik. Kanun, nizam, yani demokratik hak bize ne verildiyse kanuna, nizama uyacak şekilde yapacağız dedik. Gelin görün ki o tarihte geldi. Bir sürü görüşmeler yapıldı. Ama bir baktık ki, ya biz bunu gözlemledik. Her tarafta tomalar, her tarafta çevik kuvvetler. Ha, ne oldu? Sen Ankara gücü taraftarı olarak, Ankara gücü camiası olarak sen orada bir yürüyüş gösterisi daha yaptın bana göre. Biz dedik ki arkadaşlar bunu iptal ettik. Biz kanuna nizama uyuyoruz. Kanunsuz nizamsız hiçbir şeyde yokuz. Hakkımızsa gene hakkımızı alacağız. Ama bunu dilencilik yaparak değil. Kendi öz hakkımız olarak isteyeceğiz. Kanuna nizama uyacak şekilde isteyeceğiz. Ve bunu da yaptık. Ne oldu? İleriki bir tarihe erteledik. Takip ediyoruz. Şu anda biz neyi? Önümüzde genel seçimler var, bilincindeyiz. Önümüzde farklı farklı olaylar var. Bunların tamamının bilincindeyiz.
verilmiş sözler var. Bunların da bilincindeyiz. Bunları arkadaşlarımızla oturup hepsini tek tek değerlendirdik. Ve bu bilinçle Allah inşallah nasip eder bu birliği, beraberliği bozmadan her türlü olumsuzluğun karşısında muhakkak ki muhakkak hem kulübümüz hem de kitlemiz olarak karşısında önünde durma kararı aldık. Ve bu karara da herkesin saygı duymasını istedik. Biz bir siyasi parti değiliz. Biz hiçbir siyasi partinin şöyledir, böyledir diye temsilcisi de değiliz. Ama hepsi bizim, memleketimizin partisi. Hepsi memleketimizdeki insanların kurmuş olduğu partiler. Ve bu partilerin içerisinde bizlerin de mensupları var. Bizlerin de. Ama her şeyin önüne biz Ankara Gücü Spor Kulübü'nü koyduk. Ankara Gücü'ne sahip çıkmamak demek, ecdada sahip çıkmamak demektir arkadaşlar. Yani bu net, bu net. Biz ecdadımıza iyisiyle kötüsüyle sahip çıkıyorsak Ankara Gücü'ne de sahip çıkmak zorundayız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ben emanetçiydim arkadaşlar. Doğru, çoğu arkadaşlarımız da yazdı. Emanetçi başkan, emanetçi başkan. Doğru arkadaşlar, ben emanetçiyim. Emanetçiyim. Ben bu sancağın, bu bayrağın emanetçisiyim. Ve ben bugün de emaneti aldığıma sahibini teslim edeceğim yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Niye? Bazı şeylerde, bakın gene söylüyorum, Kazım Bey, ilk başkanımız, yüzlerce belki baktığınız zaman üyeleri geçmiş, taraftarı geçmiş, o kadar başkanları geçmiş, hayatta olmayanları yine rahmetli anıyorum. Onlar da emanetçiydi. Benim aldığım nefes benim üzerimde emanet. Emaneti sahibine mutlak ki teslim edeceğim ama şerefimle teslim etmek istiyorum. Onurumla, gururumla teslim etmek istiyorum. Bunun için de hepinizi saygıyla, sevgiyle teker teker bir daha selamlıyorum. Aday kim diye soruyorlar. Benim adayım Mehmet Diner. Ben getirdim o adamı kulübe. Niye? O adam geldiği zaman ama öyle ama böyle sahip çıkacağız abi. Hepimiz gene sahip çıkacağız. Bu işin içinde olacağız. Gerçek yani ne bileyim yönetici olalım olmayalım. Sokaktaki çocuğa nasıl sahip çıkıyorsa onun 10 kat fazlası Ankara Gücü'ne sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Boynumuzun borcu. Doğrudur. Ankara Gücü'nün borçları var, dertleri var, sıkıntılar var. Var, var, var. Ankara Gücü ateşten gömlek. Ne ateşten gömlek? Ateşten gömlekse giydik abi, gördük işte ateşten gömlek. Birlik, beraberlik olduğu zaman o ateşten gömlek bizi değil, herkesi yakar. Bizi değil, herkesi yakar. Arkadaşlar, kongremizi açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. Birinci maddemiz divan teşekkül etmesi için önergesi olan arkadaşımız var mı? Başka önergesi olan yok. Belki Ankara Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimizin 24.01.2015 tarihli olağan genel kurulu sek ve idare etmek üzere Divan Başkanlığına Hüseyin Ar, Divan Başkan Yardımcılığına İrfan Çinkaya, Katip Üyeliğe Mehmet Ali Okumuş, Katip Üyeliğe Murat Yılmaz'a teklif ediyoruz. Teklifimizin oya sunulmasını arz ve talep ediyoruz. Teklif edenler Metin Akyüz, Hasan Bilgili, Gürkan Büyükkaralı, Osman Gazi Kandaş, Muhammed Yaman, Ercan Soydaş ve diğer arkadaşlar. Arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın Divan, buyurun.